Merhaba arkadaşlar, 9. sınıf edebiyat konu anlatımına devam ediyoruz. Noktalama işaretleri konusundayız. Bu videomuzda ünlem işaretinin işlevlerini göreceğiz. Ünlem işaretine geldik. Duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur. Yazık her şeyini kaybetmiş. Yazık bir üzülme ifadesidir. Bir duyguyu belirtir. Dolayısıyla bu cümlede bir duygu ifade edildiğinden dolayı da ünlem işareti konmuştur. Ünlem işaretiyle ilgili ikinci işleve bakalım. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur. Ordular. Bakın burada bir seslenme. Bir hitap var. İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. Burada da bir seslenme ve hitap var. Dolayısıyla seslenme ve hitap ifadelerinden sonra ünlem kullanılmış. Alay, kinaye veya küçümseme anlamı vermek için yay ayraç içinde de ünlem işareti kullanılabilir. Bakın bu kişi çok çalışkan olduğunu söylüyor. Burada çalışkan olmadığı anlamı verilmek istenmiş. Yani bir kinaye söz konusu. Hatta alay ve küçümseme söz konusu. O kişinin çalışkan olmadığı anlatılmak isteniyor. Dolayısıyla buradaki kinaye anlamını belirtmek için yay ayraç içinde ünlem görüyoruz. Arkadaşlar ünlem işareti seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konabileceği gibi cümlenin sonuna da konabilir. Bakın bu Abdülhakami Tarhan'ın Makber şiirinden alınmış bir dize. Eyvah ne yer ne yar kaldı. Burada da bir ünlem var. Örneğimizde olduğu gibi ünlemden sonra virgül konmuş. Cümlenin sonuna ünlem işareti konmuş. Bu şöyle de yazılabilirdi. Eyvah ünleminden sonra hemen ünlem işareti getirilip büyük harfle başlanıp cümlenin sonuna nokta da konabilirdi. Dolayısıyla iki türlü yazımı da var bunun. Bunlara dikkat etmek gerekir. Konumuzu bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.